Daha önce bademin zayıflamaya karşı müthiş etkisini anlattığım bir video hazırlamıştım. Evet, mucize bir besin olan badem, başta kanser ve stres gibi çağımızın en kötü hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Bademin suda bekletilerek kahverengi kabuğunun soyulmasından sonra yüksek oranda ortaya çıkan E vitamini, bademin cildimiz için de mucize gibi bir etkisi olmasını sağlıyor. Evet, şimdi doğal bir nemlendirici olarak cilt bakımımızda kullanmamız için ne yapmamız gerektiğini anlatmaya başlıyorum. Bir avuç bademi geceden suya koyup beklettikten sonra kahverengi kabuklarını soyun ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçirin. İşte bu kadar. Daha sonra temizlediğiniz cildinize sürerek 20 dakika bekleyip durulayın. İşte size doğal bir nemlendirici krem. Bu doğal krem cildinizi parlatırken aynı zamanda E vitamini sayesinde yeni cilt hücrelerinin oluşumunu da hızlandıracaktır. Bu normal cilt tipi için kullanılabilecek bir maskedir. Şimdi de kuru ciltler için bir maske tarifiyle devam etmek istiyorum. Yine suda bekletip blenderdan geçirdiğiniz bademlerin içine bu sefer olgun bir muz ilave ederek onu da eziyoruz. Ve bir yemek kaşığı süt ya da krema ilave ediyoruz. İyice karıştırdığınız malzemeleri iyice yıkadığımız cildimize, göz çevresi haricinde dilersek boynumuza da sürerek 15 dakika bekletip ılık su ile duruluyoruz. Ardından bir miktar badem yağı ile yüzümüzü nemlendiriyoruz. Son olarak sivilce karşıtı bir maske tarifi vererek videoyu bugünlük noktalamak istiyorum. Yoğurt sivilce ile savaşan antibakteriyel özelliklere sahip bir gıdadır. Bademle birleştiğinde de sonuç mükemmel oluyor. Tabii ki suda beklettiğimiz badem tozumuzdan 3-4 çorba kaşığı alıyoruz ve 2 kaşık yoğurt ilave ederek bir maske haline getiriyoruz. Yüzümüze uygulayıp 15 dakika bekledikten sonra güzelce duruluyoruz. Dilerseniz nemlendirici sürerek işlemi bitiriyoruz. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.